Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte sevgili izleyenler binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. Çatışmaya Amerikan ve Alman askerleri de dahil oldu. Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı, mermiler havada uçuştu, can pazarı yaşandı. Dünyanın gündeminden düşmeyen o adres yine kana bulandı. İddiaya göre havalimanının dışında bulunan bir keskin nişancı Afgan güvenlik güçlerine ateş açtı. Akabinde çatışma çıktı. Saldırıya havalimanının güvenliğini sağlayan Alman ve Amerikan askerleri de karşılık verdi. Silah seslerinin duyulmasıyla ortalık bir anda karıştı. Kadınlar çocuklarını koruyabilmek için sığınacak bir yer aradı. Alman ve Amerikan askerlerinin karıştığı çatışma kısa süre sonra sonlandı. Güvenlik güçleri havalimanında kontrolü yeniden sağladı. Sağlık çalışanlarına şiddet maalesef bitmek bilmiyor sevgili izleyenler. 16 yaşındaki çocuklarına iğne yaptırmak için hastaneye gelen aile çocuğun kolu acıdı diyerek hemşirelere saldırdı. Saldırgan ailenin öfkesi sadece hemşirelere değildi. Önce hemşirelere, ardından da güvenlik görevlilerine saldırdılar. Gözü dönmüş aile ortalığı birbirine kattı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez de adres Burdur Devlet Hastanesi. 16 yaşındaki çocuklarına iğne yaptırmaya gelen aile çocuğun kolunu acıttıklarını iddia ederek hemşirelere saldırdı. Saldırgan ailenin dışarıda bekleyen yakınları da vardı. Acil servise girdiler, ortalık daha da karıştı. Hiçbir şey de olmadı yani, sadece iğne yaptı o kadar. Güvenlik görevlileri olayı yatıştırmak için araya girdi. Ancak tekme ve yumruklardan onlar da nasibini aldı. Arbede sırasında acil servisin camı da kırıldı. Öfkeli aile güçlükle sakinleştirildi. Sağlık çalışanları tedavi altına alındı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken sağlık çalışanları dayakçı aileden şikayetçi oldu. Bırak gel al bunu al. Denizde pitbull'u saldırdı. Başka anaların canları yanmasın istiyorum. Oğuzhan nasıl öldü? Bunlara bir ceza verilsin. Ailesinin çarpıcı iddiası birazdan. Küçük çocuklarıyla parka gitmişti aile efendim. Keyifli de vakit geçiriyorlardı. Evlatları Berkin'i parktaki oyuncaklara bindiren anne ve babası onu bir süre sonra arabasına koydular ama çocuk acı içinde kıvranıyordu. Akıl almaz olay hastanede ortaya çıktı. Çocuğun birdenbire ağlamaya başladığını gördüm. Yaralandığını düşündük Tahsere Valide'den. Ama yanılmışlardı. 1,5 yaşındaki Berkin'in gözyaşlarının nedeni vücuda giren maganda kurşunuydu. Oraya çocuğumu güya eğlendirmek adı altında götürüyorum. Ama bir parkta bile maalesef cam güvenliğimiz yokmuş. Aydemir ailesinin piknik eğlencesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. 1,5 yaşındaki Berkin Tahsere Valide'de oynarken bir anda ağlamaya başladı. Berkin'in ağlamasıyla telaşlanan aile düşüp yaralandığını sandı. Ama gerçek hastanede ortaya çıktı.
bize de sürpriz oldu, şok olduk. Yani mermi gözüküyordu, mermi çekirdeği gözüküyordu filmde. Ben çocuğu parka götürürken bile iki atletle götürüyorum. Aman üşütmesin, aman hasta olmasın, tırnağı taşa değmesin diye. Ama kimliği belirsiz kişiler tarafından ben çocuğumu güya o kadar korurken başına bir şeyler geliyor. Berkin'in omzuna isabet eden serseri kurşun ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi. Hastanede tedavisi devam ediyor. Büyük korku yaşayan aile ise artık bu magandalara bir çözüm bulunmasını istiyor. Önleyici tedbirler almamız lazım artık. Bu tip olayların cinayete teşebbüs olarak sayılması gerekiyor. Düğünde halay çekip göbek atan davetlilerin eğlencesi uzun sürmedi. Mide bulantısı, karın ağrısı derken hepsi salondan tek tek hastaneye sevk edildi. Önce bozuk yemek, sonra da hastanede serum yediler. Midem bulanıyordu. Kızım, iyi misin? Balıkesir Sındırgı'da düğüne katılan davetliler evlerine dönemedi. Düğün yemeklerinden zannedersem toplu bir gıda zehirlenmesi yaşadık, şu an hastanedeyiz. Düğünde yedikleri yemek onları kısa süre içinde rahatsız etti. Halayı bırakıp hastaneye koştular. Düğüne katıldık. Düğün yemeğinden mecburen yedik hepimiz, yani bir şey olacağını bilmiyorduk. Oradan zehirlendik işte. Düğüne katılanlar neredeyse tam kadro hastanede buluştu. Yedikleri bozuk yemeğin ardından serum yemek zorunda kaldılar. Mide bulantısı, kusma. Şu anda müşahede altındayız. O menüde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su vardı. Soruşturma kapsamında yemekten numune alındı. Davetlilerin neden zehirlendiği araştırılıyor. Sevgili izleyenler, hayatının en özel günüydü. Bembeyaz gelinliğini giydi, arabaya bindi. Düğün salonuna doğru yola çıktılar ancak dakikalar sonra konvoydaki araçlardan biri kaza yaptı. Araçtan inen gelin ambulansa doğru koşmaya başladı. Onun için unutulmaz bir düğün oldu. Çünkü gelinliğiyle düğün salonuna değil ambulansa koştu. Düğün sahipleri davetlilerden önce salonda olmak istiyordu. Konvoy yola çıktı ama gelinin teyzesinin içinde olduğu araç kaza yaptı. Kazayı gören gelin aracından indi, can havliyle ambulansa koştu. O ambulansın içinde teyzesi ve eniştesi vardı. Gelinin en güzel günü kabusa dönüştü. Neyse ki teyzesi ve eniştesinin hayati tehlikesi yoktu. Bu haberin ardından derin bir oh çeken gelin yakınları tarafından salona götürüldü. Annesi de... Güzel kızım, neredesin? Üç gündür kayıpsın. Babası da... O benim her şeyim canım benim. Ben onu aşkım diye seviyorum. Ondan haber bekliyor. Birazdan. İstanbul'dayız. Pendik'te iki arkadaşıyla sahile giden 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan. Denizde yüzerken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Denizde çırpınan Doğan bir süre sonra da hayatını kaybetti. İddianın sahibi aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Bu lan, bu lan, bu lan. Ne diyor bu? Şşş, atın. Bu lan, bu lan. Ne diyor lan? Bu köpekler salınmasın. Bunlar böyle serbest gezmesin. Bunlara bir ceza verilsin. Ben adalet istiyorum. Başka anaların da yürekleri yanmasın. Denizde pitbull saldırdı. 28 yaşındaki Oğuzhan hayatını kaybetti. Ailenin iddiası bu. Köpek şeyi attı, pedi. Ondan sonra bağırışma sesi geldi. Pitbull köpekleri geliyor. 28 yaşında bir delikanlıyı suda boğuyor, parçalıyor, gidiyor. Oğuzhan Doğan iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için sahile gitti. Arkadaşı Yusuf'un yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre Oğuzhan denizde yüzdüğü sırada suya atlayan pitbull ona saldırdı, ısırarak yaraladı. Benim yavrum orada bağırmış. O gitmiş köpeğini kurtarmış, yavrumu orada bırakmış. Ailesinin iddiasına göre Oğuzhan suda çırpınırken arkadaşı sadece köpeğini alıp uzaklaştı. Suda köpekle boğuşan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Biz köpeği aldık çıktık. Oğuzhan hala içeride yüzüyor. 5 dakika sonra batmaya başladı. Biz atladık. Matladık ama işte batmıştı, kurtaramadık. Peki köpek ısırığı nereden geldi? Talihsiz gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Kolunda çok sayıda diş izi vardı. Sağ kolunda yıkarken gördüğümüz sağ kolunda diş izleri var. Çocuk panikle artık canavarıyla kurtarmaya çalıştı. Ne yaptıysa gitti işte. Aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Allah'ım, Allah'ım.
12 yaşındaki Kübra arkadaşıyla buluşmak için dışarı çıkmıştı. Gecikince onu merak eden babaannesi küçük kızı buldu efendim. Hemen geliyorum dedi babaannesine de eve gönderdi küçük kız ama dediği gibi olmadı. Anne ve babası 3 gündür ondan haber alamadı. Kübra'm, güzel bebeğim, ne olursun korkuyorsan çık gel. Eve gideceğim diyerek babaannesinin yanından ayrıldı. Ben kız arkadaşı zannettim. Hem erkek arkadaşıyım. Baktım elini atmış benim torunumun üstüne böyle o çocuk. 12 yaşındaki kız çocuk o günden beri kayıp. Kübra güzel kızım, neredesin? 3 gündür kayıpsın. Kim aldıysa, kim götürdüyse, kim yanında tutuyorsa çocuğumu geri versin. İstanbul Fatih'te yaşayan Kübra Dinç bir süredir babaannesinin yanında kalıyordu. Cuma sabahı arkadaşımın yanına gideceğim diye çıktı evden. Ben kız arkadaşı zannettim. Hem erkek arkadaşıyım. Baktım elini atmış benim torunumun üstüne böyle o çocuk. Kübra Kübra dedim. Ne oldu babaanne, gel bakayım buraya dedim. Bu çocuk kim dedim. Okul arkadaşım. O çocuğu sordum. O da aynısını dedi. Kardeşim nasılsa bana bu çocuk böyle dedi. Elin dedim ne arıyor omuzunda. Haklısın teyze, gitmez dedi. Sen dedim buradan evine git, ben torunumu alıyorum şimdi. 12 yaşındaki Kübra babaannesine eve döneceğini söyledi ama. Baktım beyaz araya gelmiş arkamızdan o çocuk. Aynı çocuk. 3 tane içinde genç dölük anı var. Aynı yaşlardı. Onlarla konuşuyor. Ondan sonra onlara bir şey dedi. Fırladı torunumun peşinden. Kübra bir daha dönmedi eve. Kübra güzel kızım, neredesin? 3 gündür kayıpsın. Kim aldıysa, kim götürdüyse, kim yanında tutuyorsa çocuğumu geri versin. Ben sağ salim çocuğumu istiyorum. Evimde 3 günden beri huzur yok. Çocuğum yok. Çocuğum zaten dalağı yok. Rahatsız, soğukta kalamaz. Ona seslenmek istiyorum. Kızım evlene dön. O benim her şeyim, canım benim. Dönsün evine, hiçbir şey yapmayacağız, hiçbir şey demeyeceğiz. Yeter ki dönsün. Ve sevindiren haber bugün öğle saatlerinde Büyükçekmece'den geldi. Kübra, kaçırdığı iddia edilen çocuğun akrabalarının yaşadığı mahallede eniştesi tarafından bulundu. Bilmiyorum, ben pisliğin tekisi. Otobüse bindi ama maske takmadı. Abla, abla sakin ol. Üste çıkıp ortalığı birbirine kattı. Senin çocuğun, senin parçan. Fazlasıyla agresif yolcu. Şerefsiz, otobüs şoförüsü, baskını yok. Birazdan. 70'li yaşlarını devirmiş ikili yolda karşılaştılar. Bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladılar efendim. Kulağa biraz tuhaf gelecek ama iki ihtiyarın kavgası da boks maçlarını aratmadı. İkisi de gardını aldı, sonra atağa kalktı. Yaşlı iki amcanın kavgasını ayırmak kolay olmadı. Tabii yani anlamsız, komikti. Neden kavga ettiler bilinmiyor. Ama kavganın ilk anlarındaki duruşları boksörleri aratmadı. Biz buradan geçiyorduk, bir anda oldu. İki tane yaşlı amca birbirine girmiş. Kimileri yaşlı amcaların kavgasını izledi, kimileri de onları ayırmaya çalıştı. Biz de anlamadık, çevredekiler de ayırdı ama her şey bir anda oldu zaten. Böyle durup dururken birbirine girdiler. Anlamsız, komikti. Biraz bize değişik geldi. Bir de yaşça büyükler. Biz de ayırmaya kalktık. Neyse ki boksör amcalar sakinleştirildi. Herkes kendi yoluna gitti. Geriye ise tebessüm ettiren o kavganın görüntüleri kaldı. Yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etmişti. İkilinin benzerliği de aslında bu iddiayı güçlendiriyordu. Bugüne kadar konuyla ilgili sessizliğini koruyan Gökhan Gönül, Didem Aslan Yılmaz'ın programında o sessizliği de bozdu.
Can bizim kardeşimiz. Annem baban da şu an seni bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Günlerdir konuşulan iddiaya son noktayı bu sözlerle koydu. Milli futbolcu Can Gönül'ün kardeşleri olduğunu kabul etti. Annem baban da şu an seni bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül'ün iddiaları da bu açıklamayla doğrulandı. Kardeşlerin sayısı da artık 4 oldu. Can bizim kardeşimiz. Annem baban da şu an seni bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Sevgili izleyenler, belediye otobüsüne binen kadın şoförle maske takma meselesi yüzünden tartıştı. Ortalık da fena halde karıştı. Kadın sadece şoföre değil, yolculara da tehditler savuruyordu. Maske takmamak için ürettiği onlarca bahane de cabasıydı. Gitmiyor işte, bak gitmiyor. Ama sen maskemi takmazsan böyle olmaz abi. Takmıyorum, maske takmıyorum. Sen... Şoför ve yolcular onu maske takması için uyardı. Onlarca bahane sıraladı, ortalığı birbirine kattı. Çocuğum bekliyor. Ben şehit kızıyım. Adım Gülsün Bolga. Bak, biz ben engelliyim. Biz çekmek zorunda değiliz. Engelli olabilirsin. Ben maske takmıyorum bugün. Ben Elmas'ın Durmuş Hoca'nın torunuyum. Fazlasıyla agresifti. Otobüs şoförünü tehdit etti. Hakaret ve küfür bitmek bilmedi. Belediye otobüsü şoförü Kemal Kuşçu sabah saatlerinde yolcu almak için durağa yanaştı. Araca binen Gülsün Bozdağ maskesizdi. Olmaz abi, tamam. Maske takmıyorum. Ama sen... Şoför kadın maske takmadığı sürece yola devam edemeyeceğini söyleyince ortalık karıştı. Öfkelenen kadın maske takmamak için işe yaramayacağını bilse de aklına gelen her bahaneyi sıraladı. Önümde benim 5 yaşında çocuğum bekliyor. Ben şehit kızıyım. Adım Gülsün Bozdağ. Bak, biz ben çekmek zorunda değiliz. Engelli olabilirsin. Ben maske takmıyorum bugün. Ben Elmas'ın Durmuş Hoca'nın torunuyum. Şoföre tehditler savuran kadın otobüsten indi. Ama ne tehdit bitti ne de hakaretleri. Bir yandan şoföre, diğer yandansa çevredekilere küfürler yağdırdı. Senin çocuğun, senin anan, senin bacın, benim yaşadıklarımın 100.000 katını yaşadın. Sen pisliğin tekisin. Sen kendini bir baskını yok. Ve sana o günlerini ben çok pis ödeteceğim. El hareketleri, küfürler, tehditler, beddualar dakikalarca devam etti. Öfkeli kadını hiç kimse sakinleştiremedi. Olmuyor abi, sakin olmuyormuş. Gel lan beni sakinleştir. İnsanların bunları hiçbiri beni sakinleştiremez. Sakinleştiremezsiniz beni. Doktorlarınız gelsin sakinleştiremez. Yaşanan o anlar yolcuların telefon kameralarına da saniye saniye yansıdı. Sen pisliğin tekisi. Birlikte yemek yediği annesi isteğini geri çevirince onu bıçakla öldürdü. Polislerin güçlükle gözaltına aldığı zanlı, annenizi neden öldürdünüz sorusuna da bakın ne yanıt verdi. Annenizi neden öldürdünüz? Bilmiyorum. Pişman mısınız? Adliden çıkarken sakindi. Oysa saatler önce bir canavara dönüşmüş, para istediği annesini 10 bıçak darbesiyle katletmişti. 30 yaşındaki Emrecan Durmaz akşam annesiyle birlikte yemek yedikten sonra ondan para istedi. Ama annesinden olumlu yanıt alamadı. Gözü döndü. Mutfaktan aldığı bıçağı annesine defalarca sapladı. Anneniz neden öldürdünüz? Bilmiyorum. Pişman mısınız? Polis onu güçlükle gözaltına aldı. Adliyeden çıkarken polislere onu alın dedi. Ama kimden bahsettiği belli değildi. Anne katili genç, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Anneniz neden öldürdünüz? Bilmiyorum. Pişman mısınız? Ay ne oldu? Ay bıçakladı mı? Alaçatı cinayetinin zanlıları yakalandı. Ay bıçakladı mı? Müşteriyi öldüren valeler... suç makinesi çekti. Birazdan. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını belirterek yardım isteyen Fatma Yasağ'ın çığlığı yanıt buldu sevgili izleyenler. Ağlıyorum, ağlarken tokat atıyor, ağlama diye tokat atmaya başlıyor bu sefer de. 21 yaşındaki Fatma Yasak Esenyurt'ta yaşıyor. 2 yıldır evli olduğu kocası Alper Tasalı'dan türlü işkenceler gördü ve sonunda boşanmaya karar verdi.
Sosyal medyada yazdı yardım çığlıklarını. Sesini duyurmak istiyordu. Evden çıktım iş görüşmesi için. Oraya doğru gidiyordum. Tam karşıya geçecekken bir araç durdu ön tarafımda. İçinden o çıktı. Elindeki silah görünce geri yürümeye başladım. Arabaya bin dedi. Hayır dedim o. Yanıma bir el ateş ederek aracı dedim diye tekrarladı. Fatma Yasak eşi tarafından ölüme götürülürken Kades ve polisten yardım istemeyi başardı. Bin arabaya Fatma dedim ve bindim. Tam binerken Allah'tan telefonu hemen açtım. Kades'e bastım 2-3 kez. Silivri'ye gidiyoruz dedi. Boş bir araziye çekeceğim. İlk önce sana sonra kendime dedi. Vuracağım dedi. Polis onu aradığındaysa bahanesi hazırdı. Aklıma iş görüşmesi geldi. Açtım. Görüşmesine gelemiyorum ama haberiniz olsun dedim. Silivri'ye doğru gitmek zorundayım. Acil bir işim çıktı dedi. Ama polisten gelen mesajı kocası fark edince genç kadın kendi başına kaldı. Önce benim telefonumu sonra kendi telefonunu attı. Telefonlar da gidince dedim Fatma tek başınasın artık. Oradan çıkıp geri geldik. Daha sonrasında aracı çektirdim kenara. Eve geldiğim gibi direkt polis aradım. Hemen her gün trafikten sıra dışı tuhaf görüntüler geliyor efendim. Şimdi izleyeceğiniz görüntü ise sorumsuzlukta tavan yaptı dedirtecek. Adam arabanın üstünde seyir ediyor. Sabahtan beri Şile yolunda. İstanbul Ümraniye'de trafik sorumsuzluğu tavan yaptı. Arabanın tavanında adam hani sarnıftan falan da çıkmamış. Direkt tavanda. Plakası olmayan aracın üstünde birisi vardı. Yok artık. Canınızı pazarda mı? Kilometrelerce canını hiçe sayarak seyahat etti. Rahat tavırları ise pes dedirtti. Adam arabanın üstünde seyir ediyor. Sabahtan beri Şile yolunda. Arabanın tavanında adam hani sarnıftan falan da çıkmamış. Direkt tavanda. Ve sırada akıl almaz bir ölümün haberi var. Parkta yürüyen kadının başına palmiye ağacı düştü efendim. Talihsiz kadın yerden kalkamadı bile. Başına ağaç düşecek ve öyle öleceksin deseler inanmazdı belki. Ama öyle oldu. Belki de olabileceği en güvenli yerdeydi. Parkta yürüyordu. Arkasında kalan palmiye ağacı ortadan ikiye bölündü ve talihsiz kadının başına düştü. Kafasına ağaç düşen kadın oracıkta can verdi. Doğum sancıları başladı. Hemen hastanenin yolunu tuttu efendim. Bunda anormal bir durum yok diyebilirsiniz ama doğum yapacak olan bir köpekse o zaman işte bu habere de konu olabilir diye düşündük. Yaklaştırdığımız zaman hırlıyor ve müsaade etmiyor. Şu an ilk defa bir şey demedi yavruya. İşi biliyordu. Doğum yapmak için hastaneye gitti. Acil servisin önünde bekledi. Sağlık durumu iyi. Sabah mamasını yedi, suyunu içti. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sokak köpeğinin durumundan şüphelenen görevliler veterinere haber verdi. Dün gece acilden bir hemşire hastamız aradı bizi, hasta yakınımız. Köpeğimizin suyunun geldiğini ama doğum yapamadığını söyledi. Yapılan muayenede sokak köpeğinin hamile olduğu ve doğum yapması gerektiği anlaşıldı. Hemen ameliyathane hazırlandı ve operasyon başladı. Biz de hemen hızlı bir şekilde hastanenin acil kısmına gittik. Ultrasonumuzla köpeği muayene ettik. Yavruların canlı olduğunu gördük. Kese patlamıştı. Hemen hızlı bir şekilde operasyonu almamız gerekiyordu. Aldık getirdik. Operasyonunu yaptık. Operasyon başarılı geçti ve 3 yavru sağlıklı olarak dünyaya geldi. Anne ve yavrularının sağlık durumları iyi. 3 tanesini kurtarabildik. Anneyi de kurtarabildik. Şu an için anne yalnız yavrularımızı maalesef reddediyor. Emzirmiyor. Biz besliyoruz. 2 saatte bir. Aferin. Şehir magandaları tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdı. Akıl almaz görüntü başkent Ankara'da kayda geçti. Film sahnesi gibi ama değil. Görüntü Ankara trafiğinde kayda geçti.
İki sürücü yol verme yüzünden tartıştı. Öne geçen aracın camından çıkan yolcu arkadaki araca kurşun yağdırdı. Şoför de otomobili durdurdu, araçtan indi ve elindeki tabancayla ona eşlik etti. Bir kamera tarafından görüntülenen saldırganlar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Neyse ki yaşanan olayda kimse yaralanmadı ve polis şehir eşkıyalarını kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 4 magandanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Alaçatı'da bardan çıkan müşteriyi öldüren valeler de yakalandı efendim. Bir çocuk babası 30 yaşındaki Alpay Kalyon'u öldüren zanlı ve suç ortağı tam bir suç makinesi çıktı. Ay ne oldu? Ay bıçakladı mı? Alpay Kalyon'un ölümüyle biten kavgaya karışan valeler yakalandı. Bar cinayetinin zanlıları suç makinesi çıktı. Ay ne oldu? Ay bıçakladı mı? Alper Kalyon ve eşi arkadaşlarıyla Alaçatı'da bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde dışarı çıkan grup valelerle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın nedeni mekanın önünde bir kadının darp edilmesiydi. Evet, evet sayın seyirciler. Kızması var ya. Kalyon bir valeyle, arkadaşlarıysa diğer çalışanla kavga etti. Bar çıkışında bekleyenlerin çoğu alkollüydü. Kavgayı görüntüleyen kadınlar olacaklardan habersiz şarkılar söylüyordu. Bir çocuk babası Alpay Kalyon yerdeki boğuşma sırasında kalbinden bıçaklandı. Ayağa kalkmasıyla yere yığılması bir oldu. Kafasına çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Ay bıçakladı. Gerçekten. Hastane yolunda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan valeler yakalandı. Birinin 22, diğerinin 12 suç kaydı vardı. İki suç makinesinin vale olarak görevlendirilmesi de dikkat çekiciydi. Efendim, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden günler sonra bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan yavru köpek kuyuda bulundu. Zorlu bir çalışmanın ardından kurtarılan köpeğe adını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koydu. Bakın buna daha geniş. Buradan alabilirim. Gazma ve köpek istiyorum. Gel oğlum, gel. Resmen geldi, bir şey anlattı annesi. Sen kuyuda mı gittin? Sen korktun mu? Ekipler onun için seferber oldu. Selde kaybolan yavru köpek günler sonra kuyuda bulundu. Sel bölgesinde incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Soylu, yavru köpeği kucağına alıp sevdi. Ona isim veren de o oldu. İsim bulamadık. Koyun o zaman isim. Bozkurt olsun, evet. O anları sosyal medya hesabından Kastamonu Bozkurt'ta mucizelere şahit oluyoruz notuyla paylaştı. Sen kuyuya mı gittin? Sen korktun mu? Bak ablalar, abiler seni kurtarmışlar. Onlara çok teşekkür ediyormuşum. Yolda yatan köpeğin üstünden arazi aracıyla geçen sürücü yakalandı efendim. Hayvanı görüp durduktan sonra yine hareket edip köpeği ezen sürücü köpeği görmediğini söyledi, serbest kaldı. Yerde yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. İfadesinde yerdeki köpeği görmediğini söyledi. İnfial yaratan görüntü ortaya çıktıktan sonra polis o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Kocamaz isimli sürücü köpeği görüp durduktan sonra tekrar gaza bastı ve yoldaki hayvanın üstünden arazi aracıyla geçti. Ancak ifadesinde köpeği görmediğini söyledi. Bu ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.
İstanbul'da bir siteye girmek isteyen ve tamamı yabancı olan grup güvenlikçiler tarafından geri çevrildiler. Kısa süren tartışma sopalı saldırıya döndü. Güvenlik görevlilerine saldıran grup kelimenin tam anlamıyla teröristirdi. Bariyerleri kırıp güvenlik görevlilerine saldırdılar. Siteye zorla girmeye çalışan saldırganlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Çeçen grupla sitenin güvenlik görevlileri önce sözlü olarak tartıştı. Bir an için oradan ayrılan ekip geri döndüklerinde sopalıydı. Bu sefer içeri girmek için izin istemediler. Saldırgan grup polis tarafından gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada tabanca, pompalı tüfek ve sinyal kesici aletler ele geçirildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs refüjde asılı kaldı efendim. Yolun çift yönlü trafiğe kapanmasının ardından sürücüler ve yolcular otobüsü kurtarmak için seferber oldular. Beklemekten canı sıkılan sürücülerin eğlencesi ise gülümsetti. Refüjde asılı kalan otobüsü salladılar, ittiler, kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Baktılar ki olmuyor, bu kez de el ele verdiler, trafiğin açılmasını böyle beklediler. İstanbul Üsküdar'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü refüjde asılı kaldı. Belediye otobüsünü kurtarmak için yolcular ve diğer sürücüler seferber oldu. Yolun açılmasını bekleyenlerse kendilerince eğlendi. Otobüsü kurtaramadılar ama halay çekerek vakit geçirdiler. Asılı kalan otobüs çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Damat kepçe operatörüydü. Mesleğine uygun bir sürpriz yapmak istedi tabii. Sevdiği kadını baba evinden çıkarmaya kepçe konvoyuyla gitti. Abi yürü biraz ya. Düğün konvoyunu gören dönüp bir daha baktı. Mesleğimiz icabı böyle bir değişik bir atmosfer yaratalım dedik. Bakılmayacak gibi değildi. Müzik ve süslemeler olmasa afet bölgesinden dönen iş makineleri sanılabilirdi. Oysa kepçe operatörü Okan ve Sine Muslu çiftinin düğünü için konvoy oluşturmuşlardı. Süslenmiş 11 kepçe gelini almak için yoldaydı. Çok güzel bir konvoy oldu gerçekten. Teşekkür ederim kendisine de, arkadaşlarına da. Gelin de çevredekiler de şaşkındı. Gelin arabası önde, kepçeler arkada, kornalarla tur atıldı. Sıra dışı konvoy kentte bir hayli ilgi çekti. Sağ olsun harfiyatçı abilerimiz, kardeşlerimiz, operatör arkadaşlarımız bizi kırmadılar. Onlara ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Her akşam ağına takılan köpek balıklarıyla başı dertte olan Trabzonlu balıkçı mağduriyetini eğlenceye döktü tabii. Balıklarla konuştu, onları ikna etmeye çalıştı. Ya sakin götürmedi mi bizim ağda gelme? Gösterdi mi beni oğlum? Bir gecede ağına 3 köpek balığı takıldı. Her akşam en az 3-4 tane bizim ağımıza denk gelmesi. O köpek balıklarıyla saatlerce konuştu. Şimdi beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağlarına sık sık köpek balıkları takılıyor. Şu çıkarayım Arif boğazından dur. Ben sağa gelme dedim. Ha buraya da bir işe var koyarım ha. Koçum benim. Ticak yalasan tavada kızardı yerim seni bak. Ağına takılan balık ları bıraktı ama yenisi geldi. Onları tanımaya çalıştı. Bir şey seni işaretleyeceğim Şeref. Senin karnına hani doğum lekesi var. Seni abi lekeden tanıyacağım. Bir daha bizim ağa vurma sakın bak. Ağa takılanlardan birini tanıdı. Ya sen gene geldin mi? Ya sakin cengi ütemedi mi bizim ağa daha gelme. Gösterdi mi beni oğlum? Dedin de senin ucun eldi. Dedim elmedi. Efsane geri döndü. Kele güneyizim. Koşuna gitti değil mi? Adayım seni denize. Ama daha gelme. Bizim bu aramızdaki samimiyet. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. Hadi bakalım. Bismillah.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sus şirketinden bayilik alan esnaf bugünlerde çok dertli efendim. O dertlerini anlatmak için de bugün yine belediyeye ait şirketin önünde toplandılar ve Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulundular. Benim ekmeğim lan oynayamazlar. Büyükşehir Belediyesi zam yaptı, bayiler tepki gösterdi. Türkiye'nin hiçbir tarafında %44 zam yok. %44 zamı biz yediğimiz zaman Ankara halkına da %44 zam yapmak zorundayız. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına enflasyonun çok üzerinde zam gerçekleştirdi. Duruma tepki gösteren bayiler belediyenin şirketinin önüne geldi, durumu protesto etti. Yıllardan beri su satarak geçimini sağlayan esnaf bugün seslerini duyurmak için bir araya geldi. Zamı da geçtik. Yani zam da bir yerde tabii ki çok çok önemli. Zaten bu isyanımız da budur. Ama bu yönetimin bu kadar bize dikkatsizliği almamasını biz çok görüyoruz. Bunu da Mansur Başkan kesinlikle ve kesinlikle bizim bu sesimizi duyması gerekiyor. Ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını anlattılar. Yapılan zamların müşteri kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdüler. Biz bunu Ankara halkına nasıl yansıtacağız? %44 zamı nasıl yansıtacağız? Bayiler şirketin merkezine geldi. Karşılarında bir muhatap olmasını istediler. Ancak kapı duvardı ve hiç kimse yoktu. Onlar da protesto ettiler ve yönetimin kendilerini muhatap almasını istediler. Şu kapıyı muhatabımız yok. Hiç muhatabımız yok. Şu kapıyı çekelim. Görüyorsunuz değil mi olayı? Onlar ise biz neyseniz çıkın diyorlar. Tepeden bahane böyle bir şey olmaz. Ama zamı yapınca ben yaptım ettim oldu. Subayileri mağduriyetlerinin giderilmesi için belediye başkanı Mansur Yavaş'tan bir çözüm bulmasını bekliyorlar. Böyle bir haksızlık olmaz. Diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Peki bir yerde bir yanlış yapıyor olabilir misiniz acaba? Belki de kilonuza göre bir beslenme programı uygulamalısınız. Kilolarınızdan memnun musunuz? Yok değilim maalesef. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte bir şey yapmıyorum yani. Kimi deniyor olmuyor, kimi de zayıflamak için hiçbir şey yapmıyor. Peki deneyip de sonuç alamayanlar nerede hata yapıyor? Bana diyet verdiler ama verdikleri diyeti yemekten önce mi yiyeceğim sonra mı yiyeceğim bilemedim. Kilonuza göre diyet daha çabuk sonuç aldırabilir. Kilolarınızla başınız dertteyse ve uyguladığınız diyetler hiçbir işe yaramıyorsa üzülmeyin. Çünkü yaptığınız diyetler size göre olmayabilir. Her diyet herkes için tabii ki uygun değil. Bir kere cinsiyete göre değişir. Hastalıklarına göre, kan bulgularına, kullandığı ilacına göre, yaşam biçimine. Hiç diyet yaptınız mı? Tabii yaptım diyet. Verdim ama diyet bıraktığım zaman tekrar yine alıyoruz yani. Kulaktan dolma diyetlere artık son. Uzmanlar en güzel kilo verme yönteminin kişiye özel diyetler olduğunu söylüyor. Sağlıksız bir şekilde verdim. 17 günde 13 kilo verdim ben. İşte tam da bu noktada şu soru akıllara geliyor. Kimler hangi diyetleri uygulamalı? 70-80 kilo sabah kahvaltısı ve akşam yemeği şeklinde öğünlerini yani aralıklı orucu uygulayabilirler. Sabah kahvaltısında güne proteinle başlasınlar. En kaliteli protein yumurta, yanına bir dilim peynir ekleyebilirler. Zeytinden destek alırlar. Tam buğday grubundan ekmek tüketsinler. Akşam yemeklerinde balık, tavuk, kırmızı et ya da bitkisel protein, kuru baklagillerden bahsediyorum. 80-90 aralığında olan tam buğday ekmeği onlara çok iyi geliyor. Yumurta çok iyi geliyor. Peynir çok iyi geliyor. Eğer bir meyve ilave edeceklerse düşük kan şekeri sağlayan meyvelerden mesela kuru kayısı, taze kayısı, elma, şeftali bu tarz meyvelerden destek alsınlar. Öğle yemeklerinde mutlaka protein. Akşam yemeğinde bir sebze yemeği. Bamya olur, kabak, patlıcan. Ne çok aç kalacaklar ne de çok fazla tok kalmaları gerekiyor. Kaç kilosunuz? 107. Ve diyabet var mı? Var. 90-100 kilo arasında olanların uygulayacağı programda ya da 100 kilonun üstünde beslenmeden önce mutlaka ama mutlaka egzersizi hayatlarına alsınlar. Çok iyi su içmeleri gerekiyor. Biraz göbek var. Göbeğim var ama evin balkonu olmayınca bir şey yarıyor mu? Bunlar güne kahvaltıyla başlasınlar. Süt, yoğurt, içine yulaf ilave edip bir meyve ilave edebilirler. Tarçın eklesinler. Kan şekeri çok dengede kalır. Haftanın belli günlerinde lor peynirli omlet yapsınlar. Öğle yemeğinde ağırlıklı olarak balık tüketsinler. Somon olur, ton balığı olabilir. Onlara tavsiyem akşam yemeğinde sebze yemeleri, bir gün kuru baklagil yeterli. Aşı kampanyalarına bir destek de Kütahyalı sosyal medya fenomeni Berber Ömer İpek'ten geldi. Pala Berber lakaplı esnaf aşı yaptıranlara ücretsiz bakım promosyonu başlattı.
Koronavirüsle mücadelede Pala Berberluk'tan ben de varım. Kampanyaya o da katıldı. Aşı olana bedava bakım var dedi. Vatandaşlar aşısın olsun gelsin, telefondan göstersin. Bıyık boyası, ağdı, maske, bakım bizden. Pala Berber'in aşı çağrısı müşterilerden büyük ilgi gördü. Bayağı bir takipçilerimiz var, gelen oluyor. Biz de memnun oluyoruz. Pala Berber lakaplı Ömür İpek Kütahya'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son günlerde vakanın artmasından nedeni paylaşım yaptık. Çevresindekilerin aşıya olan duyarsızlığı sonrası hareket geçti. Ne yapabilirim diye düşünürken aklına bu promosyon fikri geldi. Vatandaşlar aşısın olsun gelsin, telefondan göstersin. Bıyık boyası, ağdı, maske, bakın bizden. Kampanyasını bir videoyla duyurdu. Ömer'in kalp krizi geçirdiği anlara. Bu medya paylaşımda gördük, izledik. Her kişi biz buraya davet ediyoruz. Koronavirüsle mücadelede Pala Berberluk'tan ben de varım. Martıların can çekiştiğini gördüler, hemen yardıma koştular efendim. Balıkçıların misinasına dolanan martılar çevredekilerin çabaları sayesinde ölümden döndü. Ağzını tut, gagasını tut, gagasını. Getirin bur, bir bakabilir miyim şuna? Denizde yiyecek arıyorlardı ama balıkçıların misinasına dolandılar. Kafasını tut. Çaresiz martıları görenler ekiplere haber verdi. İki taneydi birbirine. Bir vatandaşımız yanda oltayla balık tutuyordu. Onun misinesi burada iki tane martıya yapıştı. Misinadan kurtarılan martılar hemen tedaviye alındı. Biri kanadından yaralanmıştı. Veterinerler ona dikiş attı. Ben çaresini çıkartırım onu. Hayır, kesinlikle yok. Dersten çıkartalım abi. Buradan da sağ olsun bir hayvansever vatandaşımız belediye başkanını aradı. Onlar da sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Bir İstinye'den bir bot geldi. O martılar geçici bir süre misafir edilecek ve sonra doğal yaşamlarına salınacak. Biz de şimdi bir tanesini kurtardık. Diğeri de dikişli. Bir hafta burada misafir edeceğiz. Malumunuz milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki son toplantıdaydı bugün. Yani karar toplantısında işte merakla beklenen zam oranı açıklandı. 22'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı. 2022'nin ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkını, yani toplamda %12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Yaklaşık bir aydır devam eden maraton sonuçlandı. Memur ve memur emeklilerinin ücretlerine 2022 için %12, 2023 için %14 oranında zam yapıldı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıdan çıkacak karardaydı. Taraflar son kez bir araya geldi. Görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı. Genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu anlamda memnuniyetlerimizi buradan ifade ediyorum. Toplantıda toplu sözleşme ikramiyesi de 400 lira olarak belirlendi. Ve sendikaların 3600 ek gösterge talebi. 3600 meselesi bu sözleşme kapsamında o çalışma tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Bunu biz bakanlık olarak taşıyacağız. Diğer bir mevzu sözleşmeli çalışanların mevzusudur. 3+1 ilkesini benimsedik. Ve böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk sevgili izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarına sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.